Sarı Kırmızılar Antalya'da yoluna 3-0 devam etti. 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik sadece Kasımpaşa'ya şu ana kadar takıldı son şampiyon. Ve golcüleriyle gerçekten e, Antalya Spor engelini de rahat açtı desek e, yanlış olmaz Sarı Kırmızılı takım için. Fırat Aydınus'la birlikte son kararda Antalya Spor Galatasaray maçını konuşacağız. Icardi'nin golleriyle bir anlamda maçı koparan Galatasaray yerine giren Osimhen'le muazzam bir gol izlettiler Türk futbol severleri. Hatta Antalyalı Antalya sporlu taraftarların bile ayakta alkışladığı bir Röveşata golü. Zaten pozisyonları da incelemeye onunla başlayacağız ilerleyen dakikalarda. Ali Şansalan'ın yönetimi, verdiği kararlar, yaşanan pozisyonlar bunların hepsinin Analizini sevgili hocamız bizler için yapacak. Ayrıca son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ee, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar e, özellikle hakemlik camiasını yakından ilgilendiren e, konuları da sayın başkanın açıklamalarını da e, Fırat Aydınus bizler için değerlendirecek ama her zaman olduğu gibi öncelikle Galatasaray'ı soralım e, milli maçlar dönüşü her zaman zordur ki e, karşılaşmanın öncesi ee, bugün doğum günüymüş bu arada e, kutlarız Okan Buruğ'u da e, Okan Buruğ'un da, Sayın Buruğ'un da söylediği gibi sadece A takımdaki değil yani 21 yaş altı e, genç milli takımlar birçok oyuncumuz gidiyor dedi. Elde kalanlarla hazırlanmaya çalıştık. Daha çok dinlendik e, dinlenmelerini ve e, enerji toplamalarını sağladık e, İstanbul'da bizle kalanların dedi. Ama e, Beklenenden çok daha rahat bir galibiyet oldu. Hatta birçok kişinin ortak düşüncesi çok daha farklı da Sarı Kırmızılar bu maçı kazanabilirdi. Siz neler söylediniz, neler yazdınız sevgili hocam maçın değerlendirmesi için bugünkü yazınızda? Ya e, Galatasaray rakibinin gücüne kadar yettiği kadar oynuyor galibiyet için. Bugün her iki takımın da özellikle tabi Galatasaray'ın Antalya biraz daha alışkın olduğu için rakibi zemindi. Çok kötü bir zemindi. İlk yarı itibariyle aslında oyunu kotarabileceği pozisyonları yakalamasına rağmen son vuruşları yapamaması. Kornerde ortadan ziyade hani İkarde'ye yapılan bir servis asist gibi bir pozisyonu Mertens'in ayağından ki duran toplar zaten bu kadar tecrübeli ayakları varsa Galatasaray için artı bir oluyor. Her maç için. Ee, dolayısıyla e, Icardi'nin oyundan sonra işte ilk yarı itibariyle yakalayıp kaçırdıkları pozisyonlar var. İkinci yarı Antalya Spor iki oyuncuyla hani biraz daha üstünü değiştirerek girelim. biraz daha oyun üstüne gelmeye başladı. Fakat e, tekrar işte Icardi'nin sahneye çıkması temposu yüksek olmayan zeminden kaynaklı. Antalya Spor'un ilk yarı 4, ikinci yarı 10 şey 6 yani toplam 10 folle. Aslında biraz mücadele anlamında, ikili mücadeleye girmesi anlamında. Alex de Souza'nın, Alex Hoca'nın Oynadığı oyun mantetesinde böyle çok rahatsız etmeyen. Yumuşak. Yani işte onu demeye yani Orta gitmiyor. saha özellikle. Ee, ama e, şu var hani Galatasaray'ın Icardi'si var. Icardi yoksa Osimhen'i var. Peki ilerleyen haftalarda yani ki bunu daha önce de konuştuk hatırlayacaksınız. Yani eee de full olduğu zaman yani çok zor bir tercih ya sistemde i̇şte işte ya bir farklılık bunu yaratacak. İşte bir kere denedi. Yani sistemi ikili forvetle yaptı bu işi. Veya Osimhen'e rağmen Icardi, Icardi'ye rağmen Osimhen oturacak ama ne şuna bakıyoruz bu yıldızların İster ister sakatlığı, ister Arjantin'e gitmesi, ister kulübede beklemesi, ister sonra da oyuna girmesi. Bu yıldızları yıldız yapan sanırım e, bu süreçler içerisinde ne yaşarlarsa yaşasınlar e, motivasyon ve konsantrasyonlarını en üst düzeyde tutarak ve atıyor. E, bu oyun oynamaları en büyük kriterleri olsa gerek. Yıldız olmalarındaki. Ben yani öyle düşünüyorum açıkçası çünkü. O maçta galiba puan kaybı yaptıkları tek maç hocam yanlış hatırlıyorsam. Ama Ossümen sakatlandı çıktı. Yani çıktı ama O'sümen... ikisinin beraber başladı. E ama Ossümen sakatlandı yani. çıktı o maçta. Kıymalarda evet. E, mesela Ossümen kulübede oturuyor. Neticede bir baskıdır. Yani ister Icardi oldu ister başkası oldu. Bu baskıya rağmen iki gol buluyorsun. Oyuna son 10 dakika 15 dakikada giriyorsun. Bir golün var Oğuz dönüyor. Ee, bir tane daha var ve belki de hani sezonun golünü atıyorsun. Ee, o enfes bir golü. Yani ve attığın gole yerine girdiğin kişi kulübeden şapka çıkartıyor ve maç sonunda da işte alkışıyla ben egzecer ediyorum ve alkışıyla da şey maç sonrasında iki isi hani sarıyla, sarıyla kırmızının yan yana gelir şekliyle gidip e, tarafları selamlıyorlar. Bunlar önemli kareler gerçekten. Yani e, iki tane yıldız rekabetin olduğu yerde hele e, ve en üst düzey mevki olarak iki yıldızın şu tabloyu vermesi, şu resmi vermesi önemli bir gösterge. Burada hem bunların karakter anlamında, e, ABN tabiriyle hazım anlamında hem de bence... Okan hocanın büyük bir rolü var diye düşünüyorum. Ego e, yönetmekte değil Tabii, mi? Kesin. Peki katılıyor musunuz hocam? Yani ben son iki şampiyonluk e, sezonu dahil şu ilk e, 8-9-10 haftalık Avrupa maçlarında katarsak e, ruhi haliyet olarak, takım ruhu olarak e, en üst seviyede görüyorum Galatasaray'ı. Yani bu sene şampiyon olur olmaz bilemiyorum ama yani e, egolar dediğiniz gibi çok iyi idare ediliyor törpüleniyor artık ...sağ içinde, maç içinde... ...maç sonundaki görüntüleri... E, ...geçtiğimiz iki yıldan... ...çok daha yukarıda katılıyor musunuz? Kesinlikle. Yani bir de hani... ...o süreçleri geçirirlerken... ...hani bir şeyleri yaşayarak... ...içlerden ve aynı durumlar... ...mezubahis olduğunda... ...tecrübeyle yaklaşmaya başlıyorlar. Her konuda. Ee, mesela... ...bu iki maç var ki... ...işte Kasımpaşa olsun... ...bu... E, Avrupa maçı olsun. Oradan sonra bir süreçte işte mesela Okan hocanın bu hani duruşu, evet. tabii o duruşu e, kendinden emin olması daha önceki senelerde mesela bu, buna benzer şeylerde aynı reaksiyonu bu denli daha böyle metanetli karşılayabileceğini zannetmiyorum. Ama bakıyorsun bu biraz da tecrübeden tamam. kaynaklı. Yani şu var yani bir Türk hoca olarak e, yani ben hep onu söylüyorum. Yani Okan hocayı hani şöyle iki maçtan sonra bu kadar hani bir kesim olarak hı hı, Galatasaray işte. camiası içerisinden ben çok absürt buluyorum. Yani bu başarılara sahip olmuş. Şimdi sadece Galatasaray üzerinden değil. Hani Okan Hoca'nın Akisar, işte Başakşehir, Galatasaray futbolu itibariyle geçmişi, background'ı. Yani böyle bir iki maçta hani bu denli eleştirilmesi, sorgulanması hatta farklı noktalara getirilip yani bir karar bile verilecek hani değişim anlamında. İki beraberlik sonuçta ben, ama tabii çok yani, enteresan. Yani. Çok a, a, aklım ermiyor yani gerçekten. Yani. Evet biraz söylediğiniz gibi o iki maçı ağır, da ağır da nazar boncuğu gibi sezon başından. Yani, birinde 3-0'dan birinde 2-0'dan yani, Şöyle söyleyeyim mi bu yani yenilebilir daha fazla hani üst üste iki maç değil beş maç yani bu kadar mı kredisi yani bu başarıları elde etmiş bir hocanın kredisi bu kadar mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Bak güzel bir şey so e, söyledin. E, Mehdi'nin bana maç öncesi yazdığı bir not var. E, hatırlattığı daha doğrusu. Fenerbahçe ile Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu sezona son oynadıkları ligdeki 12 deplasmanda kazanmışlar. Galatasaray bugün üst üste 13. galibiyetini Rekor. aldı. Rekor şu anda. E, deplasman. Ya, deplasma. yani evet. Süperlikte deplasmanda 13 maç ardarda. Arda. Çok zor bir iş. İşte zeminler ortada. Bugün iki sakat var birer tane. Mert'le Yakup'su. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu sadece Antalya'sı. Değil. Biz baktığımızda 17 tane sahada oynuyoruz değil mi? 19 takımlı maçları. 17 sahada oynuyoruz. Yanlışım varsa düzeltsin. Ee... 17 farklı sahada oynuyoruz. 19 takımın maçını. Okey. Zeminler için kaçı kötü? Yani kaçı iyi. Kaç kötü diye sorma, kaç iyi diye evet, evet. Üçte biri falan bence. Şu Antalya, Hava Hatta Ay şöyle konuşmamamız lazım ama bugün zemin ne kadar iyi falan diyoruz, değil mi? Ya tabii. Yani, hani Konu öyle oluyor. Veya, i̇yi olunca şey şey. Veya şu var, hani engel olarak oyunun kalitesini, temposunu e, zemine kaynaklı, zeminden kaynaklı olumsuzluğu dile getiriyoruz. Hani rakipten, yani e, performanstan tabii. değil ama zeminden diyoruz. Ve Peki, sakatlıkları da mesela direkt bağladığımız nokta. Ama Alanya'nın yine bir nebze daha iyi ama Alanya ile Antalya'ya şöyle bir parantez açmıştım. Bir iki sezon önce de uzun süredir konuşuluyor bu. Hatta Antalya'nınki çok daha problemli birkaç yıldır. Fakat dünyanın en iyi golf e, resortları orada biliyoruz. En iyilerinden bazıları. Tamam. Yani çim konusunda Tamam. dünyanın en usta... Ha, biz... Bütün Şeyini seminerleri doğru. zaten Antalya'daki yani o golf resort otellerde yapıyorduk ama golf oynamıyorduk. Yani ha. netice itibariyle yani antrenmanlarımız... Antalya'da çim böyle olabiliyor tamam. onu demek istiyorum. Ama şu var. Golf çiminin hani futbol oynamaya ne kadar elverişli olup olmadığı tartışılır. Belki sıklığı, güzelliği ben ne dedim? E, rahmetli e, Bursa Spor e, Başkanı ısınmaya çıkmıştım. E, ya dedim ne güzel bu çim. Yani hmm. küçük, ince, sık ve hani abi yani tabi halı gibi böyle yani. Hı hı. Düşesi geliyor, atlayışı geliyor. Öyle çimler zaten futbolcuları daha çok böyle hani aldatmaya <laughs> al yönelik, <yani. gülüyor> <laughs> hareketlere sevk ediyor. Yani latife ediyorum. Geldi hocam dedi bu golf çimi ilk defa Türkiye'de denendi dedi ve ben de yaptım burada dedi. Şimdi tabii şimdi golf çiminin görünüşü itibariyle oynarken sıklığı o bu. Fakat ee, hem bizim ülkemizde bu hava şartları itibariyle hem de futbolu oynamaya elverişli bir e, biçim mi çim biçimi mi? Yani bu tartışılır. Benim e, ben onu kıyaslamak için söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Yani bunun orada yapılabildiğini yani golf için yapılamıyorsa futbol için yapılabiliyorsa futbol için niye? E, i̇şte belki ben yani de yok, yok yani çok doğru doğru ifade ettiğin için ben de söylüyorum. Hı. Ee, belki de işte bu yüzden yani sağlıklı değil futbol için golf çimi Yani kullanışı, sürekliliği yani mesela bu çimler farzı misal 10 maç belki golf çimi 3 maçlık yani baktığında hani bu gibi değerler belki de yapılmamasına kullanılmamasına neden bu tabii hani biz şu anda farazi konuşuyoruz. Hani bunu bu konularda Bilen Uzman. insanlar, yani. uzmanlar. Ama milyon euroluk e, oyuncular, yatırımlar yapıyorsun. Yani golf çimi Antalya ikliminde e, iş yapıyorsa, futbol çimi Antalya ikliminde Ya ama bir şey yani. Şimdi sen Antalya ve e, Kosova, Alanya üzerinden örnek veriyorsun. Ben bak 17 tane sahadan bahsediyorum. Tamam Antalya'da, Alanya'da golf yani resort, otel ve golf çimleri bu kadar imkansız. E, diğer yerlerde yok. Şimdi senin diğer yerlere iklimsel olarak onları taşıman, diyelim ki hani golf çiminden bahsediyorsun. Yani bu bu sadece çimle, e, tercihle, seçeneklerle değil. Bu bakımla ilgilenmeyle birçok konusu var. Ben golf çimini yani, alsın koysun demiyorum heh. hocam. Yine yanlış anlamayın beni. Ben diyorum ki yani ya bir sporda bu başarı bu iklimde sağlanıyorsa yani bu kadar da farklılık olmaması lazım. Sadece örnek. Antalya daha da şey olması lazım ee, bu konuda daha da e, kolay olmalı işi diye fikir yürütüyorum. Belki dediğiniz gibi e, oradaki iklim futbol çimine izin vermiyor ama yıllardır Antalya'da daha iyi Antalya Spor'un sahasında iyi bir çim görme Mi, milli maç oynadık. Ben o, gördüm, o. ben Kaç gördüm, yönettim de yani işte 2000'lerin başıydı yani ama olabiliyor demek ki. Ne işte? Onu demek istiyorum. Gövçemi de değildi. Bu arada Yakop zaten sakat olduğu için e, Senegal milli takımına gitmedi. E, hatta öyle resmi bir açıklama e, tıp ekibi, e, sağlık ekibi Galatasaray'ın. Ya bir e, şey söyleyeceğim. E, Kalp, kalf olsa diz, kalf bilek, hamstringinden sakatlandı. Hmm. Üst adele grubundan sakatlandı. Yani zeminle. Çok alakalı değil. Mıdır değil midir soru işareti. Yani ama bak kalp olsa işte yani ayak, taban, bilek tamam yani bunlar da kabul edebilirim de yani bu imkansız demiyorum. Yani zeminden değildir demiyorum ama ziyadesiyle diyorum sirik bölgesi çok da zemine bağlı olan bir durum değildir. Evet, evet. Eğer ise sorun o farklı. Evet. <laughs>